dünyası bu hafta prefabrik yapılar hakkında merak edilenler için Batuhan Işık'a mikrofon uzattı. Özellikle pandemiden sonra bütün bakış açımızı prefabriğe yöneltmiş durumdayız. Sağladığı birçok imkan var bizlere. Peki neler bunlar? Bu sorunun yanıtını alacağız. Bunun için de Konya'dayız. Konya'da şu anda yanımda prefabrik konusunda uzman bir isim var. Batuhan Işık'la birlikteyiz. Merhabalar Batuhan Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyorum. Tabii son zamanlarda artan daire fiyatları dolayısıyla yaz kışta kullanılacağını düşündüğümüz zaman biraz daha bizi prefabriğe yönlendiriyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, yani şu anda prefabrik son yıllarda çok fazla gündemde. Ben de inşaat mühendisiyim kendim. Şu anda sektöre girdiğimden beri sürekli olarak prefabrik üzerine çalıştım. Türkiye'ye daha fazla gelmesi gerekiyor, daha fazla oturması gerekiyor. Ciddi manada yapılması gereken, takip edilmesi gereken bir sektör çelikle beraber. Umarım daha iyi olacaktır ülkemizde, öyle söyleyeyim. Çok fazla talep var. Bu talebe cevap verme konusunda da çok fazla firma tabii ki açığa çıkmaya başladı. Siz peki ne zaman başladınız? Kariyer yolculuğunuzdan biraz bahsedelim izleyicilerimize. Şöyle söyleyeyim, ortalama 3-4 yıldır kendim bu sektörün içerisindeyim. Şu anda bu firmamızın açılış süresi 6 ay kadar oldu. Ama 6 ay olmasına rağmen yaptığımız işlerle olabildiğince öndeyiz, öyle söyleyeyim. Evet, baktığımız zaman birden fazla çeşitli prefabrik artık hayatımıza girmeye başladı. Evet. Şu anda sizler de farklı alternatifler sunabilirsiniz. Biliyorsunuz müşterilerinize. Yani şu anda bina yüksekliğinden tutun da duvar kalınlığına kadar istediğiniz özgü planda, yani şu anda bir betonarme evde veya çelik evde oturduğunuzda ne varsa burada daha iyisini, daha fazlasını rahatlıkla elde edebiliyoruz, o şekilde söyleyeyim. Müstakil bir daire görüyorum aslında ben burada. Hı-hı. Hiç de farkı yok normal bir daireden. Bu konuda neler bilmemiz gerekli? Şöyle, yani özellikle bilinmeyen kısım acaba uçar mı dediğimiz, acaba bu binaya ne olur, sıkıntı yaşar mıyız, depremde nasıl çalışır, insanların bilmediği, öğrenmesi gereken nokta bu. Onu da aslında en iyi bizim buraya geldiği zaman, showroom'a geldiği zaman, bizimle iletişime geçtiği zaman, teknik bilgiyi aldığı zaman insanlar rahatlıyor. Ama tabii ki biraz da zamana vermek lazım. Evet, biraz bu konuda bilinçli olmak gerekiyor. Bilinçli firmalar da bizleri her daim bilgilendiriyorlar. Sizler bu konuda önemli rol oynuyorsunuz. Evet. Peki tam anlamıyla şu anda zaten normal bir daire gibi görüyorum. Metrekare, altyapı, bunlarla ilgili bilgiler almak isteriz sizden. Evet, şöyle söyleyeyim, yani şu anda 40 metrekareden başlayıp da artık durağı yok, ucu bucağı yok, yani 300-400 metrekare, 2 katlı, 3 katlı şekilde prefabrikte bir sınır yok. İstediğiniz şekilde ilerleyebiliyorsunuz. İstediğiniz planı uygulayabiliyorsanız şu anda herhangi bir oturduğumuz 10 katlı bir evin 9. katındaki dairede ne kalite varsa burada daha fazlasını, daha iyisini elde edebiliyoruz. Özellikle insanların görmesi gereken mutfak dolabıdır, laminant, fayans grubu tamamıyla aynı şekilde ve daha iyi kalitede olabiliyor. Evet. Deprem grubuna girecek olursak deprem de tamamen civatalı bir sistemden oluşuyor ve o yüzden depremde yıkılma riski oldukça düşük. Yani ülkemiz yakın zamanda bir deprem yaşadı. Bunu geniş bir alanda bir prefabrik köyü veya prefabrik kenti olsaydı Hatay belki de bunları yaşamayacaktı. O şekilde söyleyebilirim. Evet. Aynı zamanda prefabriğin ana taşıyıcısı dediğimiz panel duvarlar, fiber sementler, bunlar yanmaya ve suya karşı dayanıklı. O yüzden sizin kullandığınız zaman acaba akma olur mu, su olur mu, yangında sıkıntı yaşar mıyım gibi problemleri yaşamayacağınızı bilmeniz gerekir. Yani yapılarda ne kadar tedbir alınırsa aslında doğal afetlere karşı o kadar korumuş oluyoruz. Peki şu anda bulunduğumuz daire 80 metrekare ama normal bir daireye göre daha büyük duruyor Batu evet. abi. Bunun sebebi nedir? Şöyle söyleyebilirim. Normalde betonarme ile kıyasladığımız zaman betonarmede kolon nereye saklayacağım, kirişi nasıl saklayacağım gibi problemlerden ötürü odalar istediği şekilde planlanamıyor. Ayrıca duvar kalınlıkları, betonarme dediğimiz sistem kendini daha taşıyamadığı için, ciddi manada sıkıntı yaşadığı için duvar kalınlıkları çok fazla, o yüzden içerideki plan uygun değil. Ama bunda hem duvar kalınlığımız daha düşük, bina yüksekliğimiz aynı olmasına rağmen, aynı ferahlıkta olmasına rağmen
daha rahat bir kullanım sunuyor. Evet. Şimdi çok da güzel bir tasvir var aslında şu anda bahçede. Bir kaplumbağadan karavan yapmışsınız. Evet. Herkes evini sırtında taşıyacak demek oluyor bu. Onu hangi alanlarda kullanabiliriz? İsterlerse 2 veya 4 kişi kullanabiliyorlar bu karavanları. Yani bir bahçesinde oylan olarak kullanabilir veya çok güzel bir sahil kentine gittiği zaman bununla çok ciddi manada ilgi çekebiliyor insanlar. 2 kişi çift değil diyelim, 4 kişilik büyük bir karavanla uğraşması gerekmiyor. Çok küçük, 400-450 kilo gelen bir karavan rahatlıkla arabanın arkasına çekip götürebiliyorlar. Keyfi açıdan düşündüğünüz zaman pratik olarak, fiyat olarak çok daha uygun. Evet. Şimdi bir daire almaya kalktığımız zaman fiyatlar tabii ki gün gibi ortada. Bu anlamda prefabrikte aslında bu kanayan yaramıza da çok güzel bir merhem oluyor. Evet. Yani şöyle, kıyasladığımız zaman şu anda artık neredeyse durum yarı yarıya geldi. Ve ciddi manada insanları yoran durumlar var. Prefabrik olduğu zaman bir şeyi anahtar teslim almak, hiçbir şeyle uğraşmadan geldim, sadece anlaştım ve tamamıyla içine oturduğumda elektriğim hazır, suyum hazır, ısınma sistemim hazır şeklinde oturduğumda ve süreye vurduğum zaman 1-1,5 yıl sürerken ortalama 20-30 günde teslim edilen bir evden bahsediyoruz. Evet. Çok ciddi manada uçurumlar arasında. Kesinlikle öyle. Avantajları saymakla bitmiyor. Tabii bir tanesi de şu, istediğimiz ölçülerde, istediğimiz ebatlarda şekillendirebiliyoruz. Yani oynamalar yapılabiliyor. Tabii yani sizin bir kağıt kalemle karalayıp getirdiğiniz plan dahi istediğiniz şekilde yapılabilir. Tamamen özgürdür, o şekilde söyleyeyim. Sizler gibi aslında inşaat mühendisi olan uzman ellere teslim etmemiz projemizi daha da tabii ki ortaya çıkarmış oluyor. Bunun dışında Konya'nın dışına çalışıyor musunuz? Şimdi şöyle, Türkiye'nin her tarafına çalışıyoruz ama diğer konuyla ilgili söylemek istersem şu anda bu piyasayı, özellikle yeni giren bir şeyi, Türkiye'ye daha yeni yeni alışılan bir şeyi ayağa düşürmemek gerekiyor. Teknik konuda, diğer konularda bilgili olan, daha iyi deneyim sahibi olan insanlardan gitmek gerekiyor ki bu iş prefabrik böyleymiş deyip rezil olmasın. Kesinlikle. Bunu yani aslında istiyorum. İyi bir örnekle yola çıkmak gerekiyor. Yani özellikle bilmeyen insanlara yaptırdığınız zaman, daha sonra örnek veriyorum, bir beldeye yapıldı bu. Bir tane yapıldı ve bilmeyen birisi tarafından yapıldı. 6 ay sonra o ev su aldı veyahut başka bir sıkıntı yaşadı. Bir daha oraya prefabrik yapamıyorsunuz. Çünkü zaten ikna etmek çok zor. Hı hı. İnsanlara bunu anlatmak, yeni bir şey öğretmek çok zorken daha sonra devamı gelmiyor. Peki, teknik konuda bir merakım var aslında. Tapu konusunda bize ne gibi bir fayda sağlar veya bu konuda sizin söylemek istedikleriniz neler olur? Evet, yani şöyle söyleyeyim. Tapu kısmında özellikle bir bağ bahçem varsa, büyük bir tarlam varsa buraya yaptığım zaman oranın genelde tapu müdürlüğüyle alakalı veya belediyeyle görüştüğünüz zaman belli bir sınır vardır. Ortalama %5'tir. Bunu size sunarlar. Herhangi bir ruhsat veya bir şeye gerek olmadan bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi süre çok hızlı olduğu için örneğin hasat alıyorlar 4-5 ay içerisinde ama bir ay sonra o evi kullanabiliyorlar, oturabiliyorlar. Çok fazla avantajı oluyor. Ha, diyelim arsa var elimizde. Arsa varsa normal bir bina yapıyorken ne varsa aynı şekilde aynı sistemle ilerliyoruz. Batuhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz bir konuda bizi aydınlatmış oldunuz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Yani özellikle biz Moment Prefabrik olarak hem prefabrik hem karavan konusunda olabildiğince geniş ve açık şekilde davranarak, farklı şeyleri insanlara sunarak çalışmaya uğraşıyoruz. Bunun da ülkemize daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyoruz. Ben bir mühendisim. Mühendis olarak ülkemdeki mimarların da aynı şekilde. Bunu ülkeye daha hızlı şekilde sokmak ve geliştirme durumunda olduğumuzu biliyorum ve yapılması gerekiyor. Yani dediğim gibi çok yakında bir deprem yaşadık ve daha da yaşayacağız. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? En kolay şu anda prefabrik ve çelik grubuyla geçebiliriz. Bunun da hızlı bir şekilde olmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey bir kez daha. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, inşaat mühendisi Batuhan Işık'la birlikte prefabrik konusunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.